Akit TV ekranlarında iyi akşamlar sevgili izleyenler. Var olan uyuyan hücreler var, deşifre olmamış olanlar var. Bir siber saldırıyla bilgisayarları, internetleri, bankacılık sektörünü, borsayı ve uçak iniş kalkış sistemlerine bir zarar verme kalkışması olabilir. FETÖ lideri Fethullah Gülen'in şifreli talimatı Akit TV'de ekranlara gelen perde arkasında deşifre edildi. Sinyaller içinde o sinyalleri karıştırma adına birileri devreye girer. Didi dağdı, dağdı, tıt tıt tıt, dağdı filan, bunları doğru almayasınız diye. Yusuf Ozan Demir'in hazırlayıp sunduğu FETÖ'nün eski kara kutusu Nurettin Veren'in daimi yorumcu olduğu programın 17 Mart Cuma günkü yayınında birbirinden ilginç konular gündeme geldi. Terör örgütü FETÖ lideri Fethullah Gülen'in talimatlarını konuşacağız. İlginç şifreli mesajlar verdikten sonra birbiri ardına gelen ilginç olaylar var. FETÖ'nün askerliğini telsizci olarak yaptığını herkes biliyor yani. Programda Pensilvanyalı teröristin didi dağdıt dağdıt dıt 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 şeklinde çıkardığı sesleri içeren şifreli videosu masaya yatırıldı. Bir veterimiz daha var, onu da verelim. Evet. Terörist başı Fethullah Gülen'in yayımlanan son konuşmasında kullandığı ifadeler dikkat çekti. Şerare kelimesini kullanır, Frenkçeden geçme bir kelime bu. Telsizde sinyaller içinde o sinyalleri karıştırma adına birileri devreye girer. Siz didi dağdı, dağdı, dıt 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 dıt, dağdı, dıt filan, bunları doğru almayasınız diye araya girerler. Sinyalleri bozarlar. Yaptığı konuşmada telsiz üzerinden örnek veren Gülen'in didi dağdı, dağdı, dıt 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 şeklinde seslere Nurettin Veren vurgu yaptı. FETÖ'nün askerliğini telsizci olarak yaptığını herkes biliyor. Yani belki herkes bilmiyorsa da biz biliyoruz. Askerliğini telsizci olarak yaptığını çok büyük bir makam ve paye gibi kendisi çok önceden sürekli anlatırdı. Bu Morse alfabesinin telsiz telem plümör dediği kullandığı aletle haberleşme Morse'unu bildiğini ve bununla eğitim aldığını askerde anlatıyor. Buradaki bu dağ dağ dit gibi sinyal Morse şeyleri, vurguları, Morse alfabesinin harf nitelemesini bilenler bundan bir mana çıkarıyor. Şok eden gerçek. Bu tespitlerden sonra programı takip eden bir izleyicinin programın WhatsApp ihbar hattına yazdıkları gerçeği ortaya çıkardı. BSG ne demek? Bir izleyicimiz yazmış, hocam şöyle diyor. FETÖ'nün dağdadit kısmını Morse alfabesinde karşılıkları F, B, S, G. Bir daha söyleyeyim. F, B, S, G. Şeytanın aklına gelmez. Program arasında yapılan kısa bir araştırma konuyu inanılması güç bir yere götürdü. Yani merkezi Pensilvanya'da bulunan bir fiber şirketinin kısaltılmışı. İlginç. Bir fiber saldırı talimatı mı? FBSG harfleri Google'a yazıldığında Fiber Business Solution Group, yani fiber işlerle ilgilenen bir şirket adı beliriveriyor. Şerare kelimesini kullanır, Frenkçeden geçme bir kelime bu. Telsizde sinyaller içinde o sinyalleri karıştırma adına birileri devreye girer. Siz didi dağdı, dağdı, dıt 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 dıt, dağdı, dıt filan, bunları doğru almayasınız diye araya girerler. Sinyalleri bozarlar. Yani FETÖ liderinin çıkardığı didi dağdı, dağdı, dıt 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 sesleri Morse alfabesinde FBSG harflerine karşılık geliyor. Söz konusu telekomünikasyon şirketinin baş harfleri tek tek alındığında FBSG kısaltması elde ediliyor. Şimdi sıkı durun. Şirket Pensilvanya merkezde. Öte yandan bir telekomünikasyon işleri yüklenicisi olan şirketin adres kısmına dikkatli bakıldığında Amerika'nın bir eyaleti olan ve Fethullah Gülen'in ikamet ettiği Pensilvanya'da olduğu göze çarpıyor. Veren'den dikkat çekici uyarılar. Diğer yandan FETÖ'nün eski kara kutusu Nurettin Veren, bunun Türkiye'ye yönelik siber saldırı talimatı olabileceğini vurguladı. Seçimlere müdahale edilebilir. Uçaklar düşürülebilir. FETÖ'nün elindeki enstrümanlar, saldırı aletleri nelerdir diye düşündüğümüzde ve konuştuğumuzda, askeriyenin içerisindeki uyuyan hücreler, fiber saldırı ve lobi faaliyetleri, üzerinde durulması gereken de siber saldırı.
seçimlere Allah korusun böyle bir şey karışmasın. Bir siber saldırıyla bilgisayarları, internetleri, bankacılık sektörünü, borsayı ve uçak iniş kalkış sistemlerine bir zarar verme kalkışması olabilir.